Evet öğretmenler bir önceki videoda da söylemiştik. Şu anda yapılandırmacı bir dersin ders planındayız. Yani yapılandırmacılığa göre bir ders adım adım nasıl işlenir? Bunu konuşacağız. Bunu bize veren nedir? 5E modelidir. Peki 5E modeli ismi nereden gelmektedir? Burada ders 5 adımda işlenmektedir. Her adımın İngilizce isim karşılığı hep E harfi ile başlayan bir kelime olduğu için 5E modeli denmiştir. Gördüğünüz üzere bizde hiçbiri E harfi ile başlamıyor Türkçe'ye çevirdiğimizde. Girme, keşfetme, açıklama, derinleştirme, değerlendirme. Tabi yine merak edenleriniz olabilir. Bence fuzuli bir bilgi ama artistik olsun diye yine söyleyeyim. Girme, engage. Keşfetme, explore. Açıklama, explain. Derinleştirme elaborate, değerlendirme evolution. Şu anda bendeki İngilizceye de hayran hayran bakıyorsun. Sadece senin bildiğin İngilizce ya da Amerikan İngilizcesi. Benimki de Ankara İngilizcesi. Peki değerli öğretmenlerim burada kastedilen nedir? Aslında bakın yaklaşımın çok bir önemi yok. 3 aşağı 5 yukarı ders işleme süreçleri birbirine benzer. Nasıl yani? Girme kısmında çocukları öğrenmeye hazırlarız biz burada. Hazır hale getiririz. Keşfetmenin çocuklar araştırmalarını yapıp verilerini toplarlar. Açıklamada toplanan bu verileri akademik tanımlara, bilgilere, ilkelere dönüştürürüz yardım ederek. Derinleştirmede bilgi daha kalıcı hale getirilir, değerlendirmede de bakılır. Hakikaten başarılı bir öğretim süreci oldu mu olmadı mı? Ortaya çıkan ürün doğru mu değil mi? Süreç nasıl gelişti? Bunun değerlendirmesini yaparız. Özünde budur. Ama tabi detayına inmek gerekir. Sıra sıra ilerleyelim. İlk adımımız girme aşaması oluyor değerli öğretmenlerim. 5E modelinin girme aşamasında öğretmenler genellikle bir soru ya da problemle başlarlar süreci. Öğrencilerin ilk defa karşılaştıkları bir soru ya da problemi yöneltirler onlara. Bu şekilde onlarda merak uyandırmaya çalışırlar. Dikkatlerini konuya çekmeye çalışırlar. Ve tabii ki de öğrenciler bu soruyu düşündüklerinde, problemi cevaplamaya çalıştıklarında da ön bilgilerini ortaya çıkarmalarına yardımcı olmuş oluruz. Bakın sadece hazırlık etkinliği. Sonra keşfetme kısmına geçeriz. Keşfetmede beklentimiz öğrencinin bazı şeyler yapması. Nedir onlar? Burada bireysel de çalışabilirler bu arada. Gruplar halinde de çalışabilirler. Etkinliğin özellikle size ait. Çocuklar burada hipotezler, fikirler üretirler. Neye karşılık? Girme kısmında karşılaştıkları bir soru ya da probleme karşılık. Tabii ki bir grup çalışması yapılıyorsa bunu arkadaşlarıyla tartışırlar bu basamakta. Ve hipotezlerine, fikirlerine uygun şekilde araştırmalar yaparak veri toplarlar. Artık burada geziler yapılabilir, gözlemler yapılabilir, literatür taramaları yapılabilir, deneyler yapılabilir, ne yapılabilirse. Burada dikkat edeceğin husus nedir? Öğrencinin en aktif olduğu basamak olarak keşfetme ifade edilir. Çünkü dikkat ediniz, olduğunca yoğun bir çalışma yapıyor. İşimiz bitmedi. Sonrasında geçiyoruz açıklama kısmına. Açıklamada yapılması istenen şu. Keşfetmede toplanan veriler boşuna toplanmadı. Bu veriler yorumlanarak akademik bilgilere dönüştürülecek. Peki kiminle beraber yorumlanacak? Öğretmenle beraber yorumlanacak. Öğretmen açıklamalarıyla sürece destek verecek. Öğrencilerin doğru bilgileri tanımlayabilmelerini sağlayacak. Verileri yorumladık. Akademik tanımlara, ilkelere dönüştürdük. Öğretmenin yardımıyla, öğretmen açıklamayla destek verdi. Bazı kaynaklara göre de öğretmenin en aktif olduğu basamak açıklama kısmıdır. Peki niye öğretmen açıklamalarıyla destek veriyor burada? Çünkü çocuk yanlış çıkarım yapabilir mi? Pekala. Öğretmenin burada olaya müdahil olması gerekiyor. İşimiz bitmedi. Sonrasında derinleştirme. Derinleştirme, bilgiyi geliştirme, kalıcı hale getirme basamağı. Açıklama kısmında oluşturduğumuz bilgiyi burada daha kalıcı hale getiriyoruz, daha da zenginleştiriyoruz. Peki bunun için neler yapıyoruz? Burada yapılabilecek tipik eylemler var değerli öğretmenler. Çocuklardan öğrendiklerine farklı problemlerde, farklı örnekler üzerinde uygulamasını isteyebilirsiniz. Bu bir derinleştirme etkinliğidir. Ya da çocuklardan öğrendiklerini hayatlarına aktarıp kullanmalarını isteyebilirsiniz. Bu bilgiyi başka derslerdeki bilgilerle ilişkilendirmelerini isteyebilirsiniz ama en tipik eylemleri bunlardan ibarettir. Geldim değerlendirme kısmına. Burada ise bakıyoruz. Hakikaten başarılı bir öğretim gerçekleşti mi ortaya çıkan ürünü değerlendiriyoruz. Toplanan raporlarla süreci değerlendiriyoruz ve bu değerlendirme sürecine öğrenci kendi de katılıyor. Hatta grup çalışması yapılmışsa akran değerlendirmesinden de yararlanıyoruz. Mantalite bu şekilde de sırasıyla böyle işlenir ders. Girmede çocuk öğrenmeye hazırlanır. Keşfetmede çocuklar hipotezlerine göre araştırma yapıp veri toplar. Açıklamada bunlar öğretmen yardımıyla akademik bilgilere dönüştürülür. Derinleştirmede bilgi geliştirilir daha da kalıcı hale getirilir. Değerlendirmede de bakılır kazanımlara ulaşıldı mı? Şimdi bir öğretim süreci üzerine ilerletelim bunu. Bir çıkmış sorudan faydalanalım bu kapsamda. Soru şöyle yani girme kısmını sormuştu orada. Dedi ki bir öğretmen sınıfa girip fen dersinde çocuklara evet çocuklar evde kaynamakta olan bir tencereyi tahta kaşıkla mı yoksa metal kaşıkla mı karıştırmak gerekir? Bakın bir soru, bir problem veriyor öğrenciye. Merak uyandırıyor, dikkat çekiyor. Cevaplar üzerinden ön bilgileri ortaya çıkarmalarını sağlıyor. Sonra keşfetme kısmına geçelim. Öğrencilerimiz bunu nasıl cevaplayacaklarına yönelik bir hipotez, bir fikir ortaya koysunlar. Desinler ki bir deney yapalım. Kaşık mı sıcaklığı elimize iletir? Tahta kaşık yoksa metal kaşık mı? Bunu bir inceleyelim. Deneylerini yapıyorlar. Tahta kaşıkla, metal kaşıkla durumları, verileri topluyorlar. Sonra açıklama kısmına geliyoruz ve burada öğretmen yardımıyla şu çıkarımı yapıyoruz. Tahta iletkenliği düşük olduğu için elimize daha az sıcaklık geçmesine ya da ısı enerjisi geçmesine sebep olacaktır. Ama metal kaşıkta iletkenlik daha yüksek olduğu için elimize daha fazla ısı enerjisi geçecektir. O yüzden burada elimizin yanmaması için işte tahta kaşık yani yalıtkan sayılabilecek bir madde, iletkenli düşük bir madde kullanmalıyız. Bak akademik bir bilgi öğretmenin yardımıyla ulaştılar. Sonra derinleştirmede iletken yalıtkan maddeleri hayatlarının nerelerinde kullanılabileceklerine dair uygulamalar yapmalarını isteyebiliriz. Bunun hayatta gerekli olduğu noktaları çocuklar yaşamsal durumlar üzerinden test ederler. Bilgiyi daha da zenginleştirmiş olurlar, daha da kalıcı hale getirmiş olurlar. Sonra değerlendirmelere de bakarız değerli öğretmenler. Kazanımlara ulaştık mı? Ürün ve süreç doğru şekilde gerçekleşti mi? Sorular bakımından dikkat edeceğiniz yerler neresi? Keşfetme kısmına dikkat edin. Öğrencinin en aktif olduğu basamaktır burası. Burada hipotezler, fikirler oluşturulur dedik. Grup çalışması ise arkadaşlarla tartışırlar bunları dedik. Araştırma yapıp veri toplarlar dedik. Bir de derinleştirme kısmına dikkat etmek gerekiyor. Sorularda rahatlıkla sorulabilecek bir yer çünkü. Burada da ne oluyormuş? Öğrendiğimiz bilgiler ya yeni bir problem örnek üzerinde test ediliyormuş ya da hayatımızdaki durumlara aktarılarak ilişkilendirmeler sağlanabiliyormuş. 5 basamak dediğim gibi İngilizcelerinin bilmenize bir gereklilik yok eğer İngilizce ABT sınavına girmeyecekseniz Türkçeleri bize yeter bir de şöyle bir şey duyabilirsiniz bunun türevleri çok var değerli öğretmenlerim 3'e 7'ye 9'e 11'e 13'e diye gidiyor sayı azaldıkça bilin ki bunu sadeleştirmişlerdir bazı basamakları birleştirip daha sade hale getirmişlerdir. Ki 3E modelini zaten öğrenme halkası olarak öğretim tekniklerinde konuşmuştuk sizlerle beraber. Eğer şuradaki sayı da artıyorsa 7E, 9E, 11E diye gidiyorsa bilin ki bunu daha detaylandırmışlardır. Bazı basamakları kendi içinde bölmüşlerdir. Onlar belki alan sınavında karşınıza çıkabilir ama eğitimle karşımıza gelecek kısım 5E modelidir daha çok. Diğerlerini sürpriz sayabiliriz. Ekonomik olarak hani zamanınız kalırsa belki ilginize göre kaynaklarda bakabilirsiniz. Ama şu anlık bunun yeterli olacağını düşünüyoruz.